Gün içinden kuşağında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu dakikalarda Ankara'ya döneceğiz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Önemli gündem başlıkları var masada kuşkusuz. Detayları aktarmak üzere Özkan Özcan karşımızda. Özkan. Teşekkürler Gülden Kalecik Demirtaş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler olacak. Özellikle Türkiye ve ABD varılan mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Hem havadan hem de karadan devriye faaliyetleri devam ediyor. İşte bu devriye faaliyetleri bugün eline boyuna ele alınmış olacak. Ayrıca eğer güvenli bölge oluşturulmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyonun son hazırlıkları da bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da bir kabine MGK kurul üyelerine bir sunum yapmasını da bekliyoruz. Tabii ki bir yandan da yurt içinde ve yurt dışında sınır ötesinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Terörle mücadele de Mehmetçik tüm terör ünlerini hem havadan hem de karadan operasyonlarını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı ve içeride de Kıran Harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına karşı operasyonlarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu noktadan itibaren de ilgili bakanlar bu konuda sunum yapmasını da bekliyoruz. Tabii ki bir yandan Suriye'deki gelişmeler, bir yandan terörle mücadele devam ederken Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Türkiye bu konuda hak ve menfaatlerinin korunması açısından Yavuz ve Fatih sondaj gemisi o bölgede çalışmasına devam ettirirken de savaş fırkateynleri, deniz kuvvetlerine ait savaş fırkateynleri de o bölgede sondaj gemilerimizi yakından yakın koruma sağladığını belirtebiliriz. İşte Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de bugün değerlendirilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece bu konuları değil, ayrıca Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu-Keşmir krizini de değerlendirmiş olacak. Ve bu noktadan itibaren dünya kamuoyuna Keşmir'deki krize karşı da diplomasi trafiğini hızlandırmak için de Ekim ayında bir Pakistan'ı ziyaret gerçekleştirecek. O ziyarette de bu Keşmir krizini ele almış olacak. Hindistanlı mevkidaşıyla da görüş alışverişinde bulunuyor. İşte tüm bu konularda bugün bir kez daha eline boyuna MGK gündeminde ele alınacağını belirtebiliriz. Bir saat sonra bu toplantı başlayacak. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelişmeleri izleyicilerimize aktaracağımızı belirterek şimdilik sözü de İstanbul'a bırakalım.